İzmit'i İzmit adamı. Doğu doğu doğu. Lammes. Lammes. Kendi memleketinde hiç sana yakışır mı? Bak söyletmedim sana, görüyorsun değil mi? Holiganlığa gerek yok. Fair play, dostluk, kardeşlik, İzmit, aşk, sevgi, sokak lezzetleri. Vahim be! Fair play demişken Fernandes'in Ronaldo'ya yaptığı o hareketi hiçbir zaman unutmayacağım. O var ya o, bak ağaçtan maşa, yavşaktan paşa olmaz o. Sen futbolda bu kadar ilgili değildin. Ne ara İzmit'e gelirken bu kadar futbola ilgilenir oldun futbolla ki? Futbolla ilgili değilim. Ben insanlıkla ilgiliyim. O adama şu an yanlış yapılıyor. O adama yapılan bir haksızlık var. Sevgili arkadaşlar, an itibariyle İzmit'teyiz. Benim doğup büyüdüğüm topraklardayız. Ben bugün buraya şunun için geldim. Acaba İzmit'in suyunda, toprağında, yemeğinde, hamurunda mı bir şey var? Yoksa bu senin şahsi azgınlığın mı? Mesela benim bugünkü testim bu. Hmm. Senin canın tatlıcı güven çekiyor. Senin canın kokoreç ofisi çekiyor. Seninli değil mi bu arada? Vallahi bir tane kapatırım sana. İzmir sokak lezzetlerini nereden başlatalım? Reis, nereden başlatalım biliyor musun? Yemeden geldin değil mi bu arada? Ki daha henüz hiçbir şey yemedik. Bu arada İzmit'e, belediyeye çok teşekkür ederiz. Mobese'den görüntü almamıza izin verdi. Allah razı olsun. Sevgili arkadaşlar, uzun bir aradan sonra İzmit'e geldik. Biliyorsunuz sokak lezzetlerinin CPM'i çok yüksek olduğu için Bolu'dan sonra bir de İzmit'i deneyelim dedik. Bakalım doğup büyüdüğüm topraklarda Mesut Can Tomay'ın da damak tadına yakışacak bir lezzet olacak mı? Daha İzmit'e dair hiçbir şey yemedim. Kelle paça yemedim, tatlı yemedim. Hiç ağzıma bir şey vurmadı. Kelle paçayla başlıyoruz. Lan sabah sabah lan. Hadi. Yapmayın, ayağım gitmiyor. Başka tatlı bir şey yesek olmaz mı? Diyene bak ya. Seni burada Maide'den çok tanırlar. Gel. Bütün İzmit Maide hayranındaysa benden al. Kardeşim Maide'yi seviyor musun, Maide'nin altın gününü? Seviyorum tabii abi. Ne sevmez kadar seviyorsun? Mi? Sen çok sahnesini seviyorum. Söyleyeceksin Maide'nin. Hadi hadi oğlum. Maide'nin bir tane sahnesini söyleyeceksin. Sahnesini o peçeteli olan sahne. Bak, bak dur kal öyle bak kal. This is Kocaeli Belediyesi hadi. Lezzet durağına Maçka Çorbacısı'na geldik. Bugün Ali Biçim'in doğum yeri, menşeili olan İzmit'te kendimize çürük şey hey ben sana sakin sakin konuştum. Zıbrane ha. Yapma dayı. Yapma. Yapmam lazım. Zaten... Bugün ya enerjimi atacağım. Bugün ya da benim son günüm. Ya bugün aklıma veda edeceğim. Sen nedenini çok iyi biliyorsun. Evet biliyorum. Bir kişiyle ilgili bir haber aldın. Story'de gördük. Yapma. Boş ver. Ben de kurum. Yapma. Sevgili arkadaşlar, an itibariyle benim doğup büyüdüğüm topraklarda yani İzmit Büyükşehir Belediyesi'nde Maçka işkembedeyiz. Bu İzmit sokak lezzetleri videomuzun ilk durağı. Sevgili Mesut Can Tomay'la dün gece sokak lezzetlerini daha ne kadar devam ettireceğiz diye 4 saat tartışırken kendimizi sabah İzmit'in Poğuk sularında bulduk. Maç işkembede bize Osman abi yardımcı olacak. Osman abiye bir moral alkışı. İşte geliyor. Ulan bak böyle devam et. Osman abi nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz efendim. Abi İzmitliyiz. Adamı çorba içeriz. Çorba içeriz sadece. Sabahın köründe buraya geldik. Sabah demeyelim. Ta şu an 12.05 var. Doğru değil mi? 4 saat açız zaten efendim. Sıkıntı yok. Osman abi peki biz daha hiçbir şey yemedik. Klasik sokak lezzetlerinde hiçbir şey yemeyen Ali ile Mesut'la beraberiz. Vallahi gözümüzü yeni açtık abi. Efendim çorbayla başlayacağız o zaman. İşkembe, tuzlama, kelle paça. Atom diye bir şey duydum. Atom tatlıdır efendim. Çorba atom da var istiyorsanız. İşkembe, tuzlama, damar tuzlama karışık da verebilirim. Atom yani, dediniz o herhalde. Abi bir şey diyeceğim. Sabah sabah bu kadar kolajen bypass'a yol açmasın. Bunu emin miyiz yani? Kimse yara almadı, zarar ya, görmedi. Yok. Ağır gelmesin yani. Vitamin, ilaç hepsi mevcut. Keyword giriyor şu an değil mi? Evet. Koronada birebir. Sağlık. Korona bu arada devam ediyor. Evet. Abi cebimden maske çıkaracağım şimdi. Korona mı kaldı? Allah. Peki o zaman ne içiyoruz abi? Tuzlama. Atom. Tuzlama da güzel. Atom daha güzel efendim. Tamam abi. Hadi birer atom alalım. Atom çok karışık olan ya her şeyli bir şey mi? Kelle, ayak. Aynen öyle. Peki o zaman birer atom alalım. Şöyle bir tane atom alalım bence. Kaşık kaşık tadına bakarız. Bir atom bir de başka bir şey alalım. Tamam bir atom bir de ne alalım? Çürük vereyim. Çürük. O nedir abi? O da kuzu kelle paça. Allah aşkına. Yanak, dil, beyin. Hepsi karışık. Pekala. Bir tamam. Tane tarhana dedik. Atom dedik. Tatome. Bir atom bir de bir çürük. Atom, bir de çürük. Evet. Evet. Okey. Bir atom ve bir çürük bekliyoruz Kadir Hoca. İzmit'le ilgili merak ettiğim bir şey var mı? Var harbi. Misiniz ya? O kadar söylüyorsun, marş söylüyorsun falan ya. İzmit'te görmek istedi. Benim videolarda anlattığım, ulan bu herif bu kadar anlatıyor da bir görelim şurayı dediğin bir yer var mı? Biri var abi, Zeytin. Zeytin. Yok ki Zeytin, Bodrum'daydı. Babaanne? Oğlum babaannem rahmetli oldu. Allah seni kahretsin ya. Jimmy? Oğlum herkes rahmetli. Yapma. Ben diyor muyum mesela babaannen? Benimki sağ. Babaannem senin daha sıfır. Bana geçen diyor ki, babaannem sağ mı değil mi haberim yok falan diyor. Yalan bana soruyor. Yalan dedin söyle. Lan dedi. Babaannem... Halan için mi dedin acaba bunu? Hayır. Hepsi sapsa. İyiler. Allah'tan evlerinde internet yok. Sen hatta halanı bana yapmaya çalıştın. Halan kaç yaşında? 60'ı vardır. İyi. Bak işte bak. Evet, bir tane atom. Ben atom demedim, Big Mac dedim abi. Bunu alır mısın?
Bu bir atom beyim. O nedir abi? İskender yağı mı? Tereyağı. Tereyağı. Dersiniz değil mi? Lütfen hocam. Acı da olsun mu? Abi olsun o başka abi. Bir restoranın repliğiydi sanki. Sarımsak ister miydiniz? Kaşık ekecektim. Sarımsak istemeyiz abi çünkü normalde istememiz lazım sanki ama bu racon bilmez herifle. Bilmez aynen. Ya sokak lezzetlerinde bildiğimiz bir şey vardır. Bunun bir de gecesi var abi. Hiç ben isterim abi sarımsak. Aa sarımsak ister kardeş. Ama atmayacağım içine. Reis sen... Wow. Sen çorbadan anlamıyorsun Elif'i. Wow. Bu atomdu galiba. Hayır yalancı benimki atom. Benim bir arkadaşım normalde mesela böyle sakatat çorbası içeceği zaman yarım söyleyip kaseyi sarımsak, tuz, sirke, limonla tamlıyor. Ya buna ne koyarsan koy bu lezzetli oluyor baba ki ya. Bence de öyle olması lazım. Benim babam da bunu böyle toksik asit gibi böyle atık gibi waste gibi içiyor. Çok güzel. Evet sarımsağımız efendim. Çürük müydü abi? Çürük efendim. Kuzu kelle paça. Bir tane daha ister misiniz? Enough. Okay. Ben istemem harika. Osman Bey. Harika yok. Olur. Çok teşekkür ederim. Şimdi Osman abi, bu bizim şimdi İzmit'teki ilk durağımız. Gündüz vakti ya da gece vakti geldik, bu çorbayı yedik. Çürük ne kadar abi? Çürüğümüz de 60 TL efendim. Bu muydu çürük? O da 60 TL, o karışık atom. 60, 60. İzmit'in vazgeçilmez çorbacısı. Başka sadece karıştırıp böyle içmeden gitsin. Yani benim anladığım, benim matematiğime göre sabah ya da gece geldim buraya, iki çorba istedim, 1200 liraya kalkabiliyorsun. 100, evet 120 lira doğru. Kafa karıştı 120 lira evet. Abi elinize sağlık. Ben bir de şundan tatacağım. Şöyle aldım. Bu atom. O 50 videodur hiçbir şey yemedim. Sabah 7'de şapır şupur aşkım. Kelle paça içiyorum. Benim de nasıl bir hırt olduğum anlaşıldı artık. Sarımsak koymuş ya. Sarımsak koyulur buna ama bu tamam. Mecburdur buna tamam. Yani. Sakatat tamam. Çorbasında sarımsak abi yanlış mıyım abi? Tamam. Haklısınız. Bu arada ben atomu daha çok sevdim. Atom çok iyi. Atom gece kafam güzel gelse buraya direkt bunu yapıştırırım. Bu 140 promile kadar tekte ayıltır. Tek kaşıkla. Tek kaşıkla evet. Abi sadece bana katılıyorsun, beni dehliyorsun. Yeah. Babalar çorbayı yiyip eve dönek mi ya? Mis gibi sabah çorbayı zaten ye, bunun tamamını yiyeyim hatta. Oradan bunun devamı. Abi mantığı. İzmit'e hiç gelmeyenler için şu an başka işkembe nerede? Yenişehir Mahallesi. Demokrasi Bulvarı. No 77. Peki abi. Kral ben okeyim. Kocaeli'ye giriş ben yapın. Kime sorarsanız gösteririz başka işkembeyi. Abi bu İzmit diye demiyorum. Yoksa Cebata mı? İzmit'teyim diye demiyorum ama hakikaten bir sokak lezzeti videosunda ilk defa ilk durakta güzel yemekle başladık. Elinize kolunuza sağlık. O zaman Ertan biz inceden ikinci durağa geçiyoruz. Sevgili arkadaşlar biz o sırada çürük ve atomu içerken siz çoktan bizi ikinci durakta göreceksiniz. Arkadaşlar şu an bir sonraki durağımız Obur Közde Mantı'dayız. Hocam ben bir İzmitli olarak burayı ilk defa duydum. Emre Hocam bizlerle bugün beraber. Hocam bu Obur Közde Mantı kaç yılında kuruldu? 2017 yılında kuruldu. Evet. Közde börek olarak açtım. Közde börek tutmayınca eksilerini artıya çevirerek közde mantı buldum. Karşısında değilsiniz aslında. Aynen. Nasıl oldu acaba? İzmitliyim, Boşnağım. Evet hocam. Ondan sonra közde mantıyı bulduktan sonra dünya mutfağından eğitim aldım. Bizzat okula yazıldım. Eğitim aldım. Ondan sonra geliştirdim. İşte yanık yoğurtlu mantı yaptım, sunumlu mantı yapıyorum. İşte şefin mantısı yapıyorum. Şefin mantısını sous vide tekniğiyle 3 saat pişiriyorum falan Allah böyle. Allah. Küçük böyle butik bir şekilde her şeyi kendim üretebileceğim şekilde hazırlayarak insanlara sunuyorum ve burada her şey değişik şekilde sunuluyor. Mesela közde mantının tavuklusu var, patateslisi var, bol malzemelisi var, ortasında etlisi var. Hani insanların alışılmışın dışına çıkarttım. Ya ama ben mesela dönere bile ketçap sıkmayan bir vatandaş olarak en basic şeyi denemek isterim. En son bizi bir şehir mantıda çok tatmin etmedi. Evet, öyle patatesli mantılar, karnıyarıklı mantılar falan gibi garip denemelerde bulunduk ama buraya gelmişken bence Emre Hocam'ın mantılarında minik minik deneyelim derim. Tamamdır. Ben közde mantı orijinalini denettiririm size. Okey hocam çok ardından güzel. Ardından bizim kendi ürünlerimiz var. Yaprak sarmadır, içli köfteli, çi börektir. Böyle ufak ufak sunumlarla hepsinin tadına bakarsınız. Siz de karar verirsiniz ama bu arada ne börek ne mantı. Şimdi közde böreğin eksilini artıya çevirdim ya. İnsanlar yediği zaman diyor ki bu mantıya da benzemiyor, böreğe de benzemiyor. Yani tam ortasında bir lezzet yakaladım. Bu da insanlara farklı bir şey geldiği için mantı sevmeyen de beğeniyor. Börek sevmeyen de beğeniyor. Yani yepyeni krem rengi ve mavi elbise tartışması bu. Mantı mı börek mi lan diye aynen, anlayana aynen. Kadar 4 yılımız gidecek. Orangizli'nin manti diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman Emre Hocam açız ve başlayalım derim. Tamamdır. Ben geçiyorum arkaya. Bekliyoruz pişirip hocam. Getiriyorum. Tamamdır. Sağ olasın. Allah razı Kadir'im olsun. Kadir'im şöyle sağına soluna dönsene bir. Furkan gel. Ya burası plato gibi değil mi? Burası bir dekor Kral mu ya? Bomonti plato. İzmit plato. Merhaba.
I'm 60. Bak sen. Yine beni Ronaldo'ya düşürdünüz ha. Kral ben yapmadım. Beni Ronaldo'ya düşürmeyin ben oğlum. Ben yapmadım, Metehan yaptı. İzmitliniz. İzmitliyim abi. Adamı okuyor musun? Öğrenmişim. Mezunum liseden. Hangi okul? Okul Atafen. Ya oğlum adam vururum seni ha. Gündüzün bu saatinde işkembe yemiyorsun, mantı yemiyorsun, ne mantiliğin peşindesin. Islak hamburger yemeğe geldim. Pikniğe? Piknikte ıslak hamburger kaç lira oldu şu an? Hiçbir fikrim yok ama 15 vardı. 15. Ekonomi abi, öğrenciler... Ya kral sabah kere ekonomi deme bak ya. Ali biçim öğrencileri kendini dinliyor. Ali biçim esnafı ikna ediyor. Selamun aleyküm abi. Abi Freddy Krueger kazağı o, çok korkuyorum. Elm sokağında çay ocağı. Güzel. Çay içer misiniz? Getireyim de. Hadi içeriz bir tane ya. Don don don. Eyvallah Krueger abim. Oh, Spencer fucking tea. Welcome to prime time bitch. Böyle höpürtü kulaklarında yankılanıyor ve ölüyorsun. İzmit'in çayı be. İzmit'in sarı elması var, üç tanesi var. Bakmadan tatmadan almayın. Üç tanesi de iş geliyor. Biz geldik. Abi sunumlar değişti mi? Eskiden abi, evet. Şimdi evet. Bu bana oynuyorsunuz artık ya. Hollanda'da böyle bir şey görmüştüm en son. Nasıl ya? Evet. Mantı mı bu? Evet. Harbi mi ya? Bir dakika bunu çekeceğim. Bayılan dedeler out, böyle mantı in. Şimdi ben ikisini birden açayım isterseniz. Evet. Ya da birini siz açın, bunu da ben açayım. Tamam. Ben şöyle sunumunu yaparak. Evet. Evet. Kiraz talaşında tüslediğimiz yanık yoğurtlu. Yanık yoğurt. Kıymalı. Yanık bayılırım. Közde mantımız. Açıyoruz. Evet. Açıyoruz. Evet. Ben acunum, geç açayım. Açıyorsun. Evet şöyle, biz bombayı patlattık. İlk gelen misafirlerimiz böyle şakalıyoruz. Patlattık. Şöyle hoş geldiniz diyoruz. Bu bir yandan şey olmayacak değil mi? Gerçek mantı geliyor. Bu ne abi? Abi vaka vaka seyir kavradım. Cengarez antikaman boz bant kampar. Buranın şarkısı mı bu? Galiba kızarmış mantı heyhat gibi şeyler söylüyor. O sağ abi ama bir şeyi de normal... Şöyle mi yapacağız bunu acaba? Emre hocam geliyor yemek artık değil mi? Geliyor geliyor. Bu 5 seneye bunun 700 kiloluklarını devirmeyi nasip etsin Allah'ım. Dubai'lerde. Çok fazla. Şöyle sizler için sarmamızı da açalım. Şöyle. Of. Oha. Buton çıktı buradan, buna basayım mı? Evet basalım. Mesut'un da hep sevdiği şeyler. Sarma. Şöyle. Vay 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 vay. Bundan ama hep beraber tadacağız. Evet. Hocam istersin? Şöyle buyurun. Sarma, emin miyiz hocam? Bu fena duruyor. Bundan sonra da şimdi mantılarımız geliyor. Mantı geldi. Tatmak ister misiniz? Buyurun gelin tabii ki. Bunu alıp kafanda tepsiyle... yapamam. Hem patron meşecek bu. Dikkat edin kendinize, sarma ister misiniz? Pekala. Uğrayacağız. Bence onlar İzmit'e haber salmak için çektiler ve kaçın, kaçın, sapık geri geldi. Niye öyle nitelendiriyorsun? Saçmalama. Ben seni karşısında sapık diye nitelendirdim mi? Değilim ki abi ben. Benim günlük hayatımda kimse öyle anmaz mesela. Tonguç, şuradan birazdan yaşlı bir kadın bana Ali diyecek, ben ağlayacağım. Sakın ha. 2019'a döndük. Fakat bir rüya gördüm YouTube. Çocukluğumun geçtiği yer. İzmit'teyim. Oturduğum Atatürk Bulvarı bomboş. Kimseler yok. Anneme... Bana harçlık atması için 5. katına bağırdığım bina yerinde yok. Top oynadığım arka bahçe arkada ama bahçe yok. Bangır bangır geldik. Hocam tatmak ister misin? Ya gel Allah aşkına ya. Bak atın şuraya. Evet ben geldim. Şöyle. Evet, oha ilk defa çıplak tabakta bir şey. İçeride bir şey mi oldu aşçıya? Bu hankısı. Bu çiğ böreğimiz. Yine mantımız yok. Pekala çok güzel. Şu da şöyle tereyağında köz ateşinde pişen içli köftemiz. Tereyağında köz ateşinde evet. Pişen mek... Ne bu? Közde içli köfte. Uf, bunlar ne ya? Bundan ye bir tane. Oo, tadına bakarken mantılar da şu an son aşamada. Ben inanmıyorum abi. İnanmıyorum. Mantı bu közde içli köfte değil mi? Evet. Çok güzel. Kıtır kıtır. Peki bir şey diyeceğim. İçli köfte ne kadar? İçli köftemizin tanesi 23 TL. Bu gözlemenizden bakacağım. Çiğ böreğimiz adı. Şakaydı, sizi sınadım. Al bakalım şu an. Aynı zamanda ben eski gitar eğitmeniyim. İleriki konseptimde gitarla sarma. Müzik ve yemeği birleştirdim. Hocam sayfamda eline zaten... koluna sağlık. Gerçekten çok lezzetli ya. İzmitli olduğum için asla ve asla söylemiyorum. Şey içli köfte diye bir arabesk albümü yapsanız da bir köftenin dertlerini anlatacağım. Zaten şu an jenerik müziğimiz çalıyor bizim. Jenerik müziklerimiz var. Onu dedim bak. Bunları sizi söyler misiniz hocam? Bu benim kendi şarkımdı. Neydi? Mantı, bir mantı mı yazdınız? Çıkartabilirim. Orada şimdi şöyle bir dakika. Jenerik müziğini açıyorum, geliyorum. Kıtır mantı bir tek. Emin miyiz hocam? Kıtır içli köfte. Ben bir tane aldım. Hoş bulduk hocam. Hocam tadarsanız bir tane. Tonguç. Tonguç.
Hocam lyrics alabilir miyiz? Sözler ne diyor tam olarak? Şimdi başlayacağız. Bu şarkı niye Apple Müzik'te yok? Aa söyle! Rap'e ben yine... Çok açıldı bu. Aa 90'lar. Hayat geçer, günler gider. Her gün aynı şeylerden sıkılmadın mı sen? Şimdi nasıl gider? O burada közde mantığıyla çılgın bombaya gel. O burada közde mantığı sen tadına doyamazsın. O burada közde mantığıyla sen yerince duramazsın. Bu da bizim kendi şarkımız, böyle jenerik müziğimiz. Hadi mantılar gelsin. Evet ya. Hadi mantılar gelsin ya. Abi şarkı bile geldi, mantı gelmedi. Ne oluyor be? Evet. Evet. O an. Oo. O an geldi. Acaba bu ne? Açmıyoruz değil mi? Bir şey diliyoruz önce. Allah'ım inşallah mantıdır gibi. Evet. 3, 2, 1. Kiraz talaşında tüslediğimiz yanık yoğurtlu kıymalı közde mantımız şu şekilde kümelendi ve şu şekilde al kral seversin. Şimdi o an. Şimdi tada geldik. Hala dumanı tutuyor. Yanmış yoğurtlu. Evet, füme aynı zamanda bir pişirme tekniği olduğu için fümeyi mantının içine hapsediyorum ve hapsettikten sonra 4-5 dakika bekletiyorum. Beklediği zaman üzerindeki yoğurdu yaktığı için çok yanık iyi. Yoğurtlu kıymalı közde mantı oluyor. Yani çok iyi. Aslında bu duman süs için falan değil. Bir pişirme tekniği. Ben bunu şova döktüm ve böyle insanların da hoşuna gidiyor. Şakalıyoruz. İşte bu şekilde sunuyoruz. Bunu daha farklı şekilde. Oraya yapmadım. Peki. Afiyet olsun. Ne kadar mantı? 69 TL fiyatı. Yanık yoğurtlusu da 89 TL sunulmuş şekilde. Haluk Levent söylüyor benim mantım. İki tane küçük çatal daha alabilir miyiz? Bir bombasıyla sen yerinde duramazsın. Sevgili kirveler, şu an an itibariyle Bakırcılar Çarşısı'nda tatlı güvendeyiz ve Metin abimle birlikteyiz. Metin abimle birlikte. Merhabalar. Metin abi, kaç yıldır buradayız ve biz harbi bir İzmitli miyiz? 38 senedir bir işletme burası. Babamızın açtığı, baba mesleği olarak da bizim ikinci kuşak olarak devam ettirdiğimiz bir yer. Aslen Safranboluyuz ama ben 4 yaşımda geldim. Babam 12 yaşındayım gelmiş. Safranbolu mu İzmit derseniz biz İzmitliyiz artık. İzmitliyiz. Yani yapacak bir şey yok çünkü. Valla Metin abiciğim, ben de hayal meyal hatırlıyorum. Babam da çok tatlı getirirdi buradan. Şimdi Mesut da mesela İzmit'e de ilk defa geldiği için. Ha, hoş geldin. Ve inanılmazdı. Geçenlerde bir video izlemiş, bir kabak tatlısı aşermiş. Ben normalde çok fazla kabakçı değilim ama senin şu seçkilerinden, yani buraya kimler geldi, kimler gitti, siz onlara ikramlar ettiniz. Bu tatlıyı bir kere şu videoda bir deneyimlemek istiyoruz. Tabii. Dolayısıyla çok tatlı, mesela az önce közde mantı yedik. Sabahleyin güzel bir maçka işkembe yaptık. Oh, afiyet olsun. Bir tatlıyla taşlandıralım diyoruz. Bir de Sütlü Nuriye galiba ekstra bir durum mu var? Şu anda Türkiye'de Sütlü Nuriye diye bir tatlı satılıyorsa o bizim sahibiz. Bu o zaman hemen. Bu konuda mütevazi davranamayacağım. Babamın şeker hastası bir arkadaşına hafif olsun diye yapmasıyla başladığımız bir süreç. Onunla beraber Mustafa Denizli ile beraber milli takım ve 28 senedir hala milli takıma her kamp döneminde talepleri doğrultusunda gönderdiğimiz bir ürün. Bol camiasında bizi Sütlü Nuriye olarak İzmit'e yolu düşen hiçbir takımın tatlıyı almadan gitme şeyi olmadı bugüne kadar. Yanlış hatırlamıyorsam Sütlü Nuriye ya... Şöyle söyleyeyim ben sana, hatırlatayım. 2002 Dünya Kupası'nda Güney Kore'den talep ettiler. Güney Kore'ye gönderdik milli takım kampına. O gün manşetlere ulusal basında yer almasıyla beraber herkes tatlıcısında bir Sütlü Nuriye arayışına girdi. Onun üzerine de işte tatlıcılar bu değil. Bu bizim güvenin sütlüsü, tamamen babamızın tarifi. Sütlü Nuriye tatlısı diye bir tatlıyı talep etmesi doğrultusunda Türkiye genelinde şimdi Sütlü Nuriye satılıyorsa 46 yaşında babam baklava ustalarına kızıp oktavaya elini alıp ustalığa başlayan bir adamın sektöre kazandırdığı bir lezzetten bahsediyoruz. Metin abiciğim, yanlış hatırlamıyorsam Ramazan aylarında burada mesela yine Sütlü Nuriye... Sütlü Nuriye zaten en popüler ürünümüz olduğu için... Çok tercih ediliyordu. Yani yine tercih ediliyor. Ramazan'da ben daha da yediğimi hatırlıyorum. Ya Ramazan'da bizim bu dükkanın önünde ister istemez bir kuyruk oluşur. O kuyruk sokak başına kadar iner. Sağ olsun müşterilerimiz o sabırla. O Ramazan klasiğine dönmüştür. Yani bir pide kuyruğu nasıl oluşuyor tatlı güvenin önünde de bir tatlı kuyruğu oluşması bir Ramazan klasiği haline geldi. Valla ben, yani benim aynı zamanda Mesut Can Tomay ortağım olduğu için o bana Kars'ta
Ördek yedirdi. Döner, pardon, kaz yedirdi. Doğru söyle ne yedirdi. İşte neydi? Dönüp diyeceğim ki bana kadayıf yedirdi diyeceğim İzmit'te. Göreceksin günün sonunda. Metin abicim okul döneri adı altında bir döner yedirdi falan filan derken güzel de bir çorba içtik. Ben ilk defa İzmit'e gelen bir Mesutcan Toma'ya şöyle güzel bir tatlı yedirmek isterim. Benim tek normalde bu arada günlük hayatta yediğim tatlı sütlü Nuriye'dir. Evde sütlü Nuriye mi yiyorsun? Sadece yediğim zaman ben ne kadar az tatlı yiyorum sen biliyorsun. Geçen bir tanesi bir videonun altına sokak lezzetlerine yazmış. Bu çocuğu evde şişirip mi dışarı çıkıyorsunuz? Dışarıda bir şey yemiyor. Abi yemiyorum. Yemememe rağmen hayvan gibi de kilo alıyorum. Evde ben senin tatlı yediğine dondurma dışında bir bazen sana bu bakery'den bir şeyler alıyorduk. İşte pofidik. Sütlü Nuriye yerdim. Ama senin yediğin sütlü Nuriye baklava şeklinde içinde fındıklı süt süt karışık bir şerbetten nemli yapılan bir ürün. Şimdi yiyeceğin ürün çok farklı bir şey gelecek. Hadi ya. Vay be. Onlar 2006 senesine kadar ağırladığımız, misafir ettiğimiz veya şeye geçtiğimiz misafirlerimiz. O seneden sonra oraya kattığımız çok fazla bir resim yok aslında, daha var birikimler ama onlara önceden düzenlenmişti. Önce sütlüden başlayalım. Bunu zaten beraber yiyoruz Metin abiciğim. Sana vereceğim ayrı. Hiç zahmet etme, buradan devam ederiz. Olmaz. O dişini, dişinin kavuna gitmeyecek o çünkü. Pekala. Bir şey alıp götüreceksen öyle Tekirdağ, Bolu falan değil yani. Buradan gidecek bu. Eyvallah Metin abiciğim. Acil ya şundan. Bu ne bu? Ya peki Metin abi, bunu mesela yemekten sonra yiyorsun, bir şekilde rehavet çöküyor ya. Ya çünkü çok tatlı, böyle lezzet koması bir şey bu. Şeker yüklemesi. Şeker baya baya iyi çünkü ya. Bu bunda o kadar fazla yoktur. Bu. Harika. Sütlü Nuriye ne kadar Metin abi? 220 lira. 220 kilosu. Lira kilosu. Şu anda tutabildiğimiz rakam orası. İlave yapabilirim. Eyvallah. Başka yani, bir denememiz gereken. Sana iki tane kavak koydum. Biri normal, biri fırınlanmış. Babalar ben daha bugün bir şey yemem. Ben size diyeyim. Bundan sonrası hikaye. Ya bunun üzerine sen zaten artık bir şey yeme. Teşekkür ederim. En son bir bomba çok daha olsun vereceğim. Bu normal, bu da fıstıklı şeker para. Antep fıstıklı şeker para. Bu... Metin abi ben şeker para istiyorum. Bir şu şekerpareye bir şey yapamadılar mesela. Her tatlıyı değiştirdiler ettiler. Şekerpare düzü bile 10 numara. Ne diyorsun? Çok iyi. Sen hakikaten kabak tatlı seviyor musun ya? Evet, niye sevmiyorum? Allah Allah, ver bir şat al bakayım şöyle. Teşekkür ederim Metin abicim. Sen sevmez misin Ertan şekerpare ya? Severim abi. İmkan olursa yersen mi? İmkanı yok da yiyemiyorsun gibi konuşuyorsun ya. Mesut, unuttum ben, burada bir tane daha kabak var. O ne? Nasıl bir kabak o? Türe kabak. Metin abicim onu derim ki yolluk alalım. Buradan bir iki yere daha yemeğe gideceğiz. Tamam, ondan sonra onu şey yaparız. Ondan sonra onu her türlü yeriz. Kestane vereceğim şimdi. Abi şekerpare ya. Karnımı şekerpareyle doyurabilirim yani. Bunu başka yerde bulma şansın yok. Bu da İzmit'teki meşhur bir restoran için tasarladığımız bir ürün. Baklava yufkaların arasında kestane, püre halinde kestane var onda. Şekerpare baba. Sen kabakçısın. Kestane bu. Dev bir kestane şekeri gibi ama öyle de değil gibi. Metin abi kestane normalde çok yoğun olur. Çok sevenine. Bu kadar mı yumuşak olur ya? Çok lezzetli. Onu bir de dondurmayla tükettiğiniz zaman. Ertan şundan bir... Tadar mısın? Metin abicim, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Vallahi çocukluğumun geçtiği bu yere Mesutcan Toma'yı da getirdiğim için inanılmaz derecede mutluyum. Tekrar söylüyorum, babamın da selam var. Sizleri tekrardan sağlık saat içinde görmek çok güzel bir şey. Ayaklarına bir başka, sağlık. Normalde bizim işimiz tamamen eğlence ama biz böyle bir artık böyle bir Türkiye'yi gezelim. Sizin gibi nevi şahsına münasır insanlarla tanışalım, tarihleri dinleyelim diye böyle bir yolculuğa çıktık. Bize bu yolculukta eşlik ettiğin için çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Allah lütfen, razı olsun. Rica ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ne demek? Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Metin abicim görüşmek üzere. Saygılar. Abi görüşmek üzere. Dikkat edin. İzmit size emanet. Oh. Tatlıyı yedik. Mal aptal oldum. Beynim dönüyor. Çok Kadir tatlı. Hocam. Metin abi öldürdüm. Burayı bir tepeden bir çekebilir misin sana zahmet? Hoş geldiniz. Öyle mi? Evet. Pekala. Sevgili Kadir Hoca, bu piknik burgerde benim çocukluğum geçti. Ben an itibariyle 77 yaşındayım. Bir bana moral alkışı. 77 yaşında olup hala buraya gelmek. İzmit'in uğraşımları hali biçim. Piknikte 30'dan aşağıya söylüyorum. Ay canım benim gel. İzmitli çocuklar bazen yalan söyleyebiliyor. Evet. Siz piknik burger ekibisiniz. Siz de yüzü müsünüz? Hayır ben yüzüyüm. Siz yüzüsünüz. Hayır yüzü benim. Hayır.
Allah'ım delireceğim. 4,5 aydır piknikte çalışıyorum. 4,5 aydır? Evet. 4,5 aydır pekala. Piknikte neler oluyor şu an? Piknikte yemek olarak mı? Evet. Hamburger, sosisli, yengen. Gene eskisi gibi her şey devam. Sadece lezzetimiz çok 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 üst sınırda. Tamam çok güzel. Evet. O zaman biz şimdi biz sokak lezzeti turuna devam ediyoruz ya. Bize şöyle güzel birer ıslak hamburger. Tamam. Sadece o. Ayakta tamam. Yiyeceğiz. Tamam. Evet. Hemen hemen isteriz. Tamam. Hemen yaptırıyorum. Çok gelirdim buraya. Çok gelirdim. Sonra bir daha kat çıkıldı mı? Evet. Ya çıkılmaz mı? Daha artık nereye çıkacak? Bu Saruman'ın kulesi gibi oldu piknik burger. Burger gözlem kulesi olacak burası. Dünyada ilk. Peki bir şey diyeceğim. Piknik burger'e özel bir make-up var belli ki. Bu neden? Közde mantıda ışıltı yoktu mesela. Sadece piknik burgerde var. Piknik burgerin Super Bowl devre arasında şeyini görmedim. ABG. Oğlum zabıta toplayacak bizi şimdi. Yeniden. Çok teşekkür ederiz piknik burgerin yüzü. Rica ederim, afiyet olsun. Kaç yıl aradan sonra yiyeceğim? Rahat 15 yıl. Evet. Daha, nereye evet ya? Ben belki 14. Bilmiyorum, bayağıdır burası kapalıydı. Eski lezzet var mı şimdi anlarsın? Şu değiliz. Şu değiliz. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Mert hocam hemen kokoreci çıkartalım mı şuradan aradan? He he beni dinle. Islak hamburgerin içinde turşu olmaz. Tamam piknik burgerini övelim falan gel diyorum. İzmit'lesin lan. Ben anlamam. İzmit'lesin. Turşu ıslak hamburgerin içinde turşu olmaması gerekir. Tamam turşuyu çıkarttır baba. Yok abi öyle bir şey. Var mı öyle olur mu ya? O kadar beni beklettin övdün dersen hiç şey yerdim. Islak hamburgerin içinden turşu çıkıyor. Muhabbet aynı tat. Aynı lezzet. Biraz emsallerine göre kuru bir ıslaktı. Islak hamburgerin daha ıslak olması gerekmiyor mu? Benim İstanbul'da yediğim mesela çocukluğumun geçirdiğim ıslaklar çok ıslaktı reis. Ne ara sen Gordon Ramsay oldun? Memleketinde hiçbir şeye eksi puan yazmayacağım tamam mı? Ne ara Anthony? Ben Kars'ta neyi bokladım? Öyle bir hakkın yoktu ki biz oraya sokak lezzetleri çekmeye mi gittik? Ben Kars'ı senden daha çok seviyorum bu arada. Kaldı ki kaz yedikten sonra 3-4 saat senin çeneni çektim. Yok tansiyonum çıktı, yok bu nasıl bir tuz, yok bu nasıl bir et. Orada beni Güven abinin yanında bozuyorsun. Ördek yedik de. Dedim kaz yedik falan diye bağırıyorsun ördek bana İzmit'in içinde. Ben bana... seni Kore'ye mi götürdüm, Kars'a götürdüm, kaz yedirdim, ördek yedik diyorsun millete. Selam hocam. Selam hocam. Nasılsın? Merhabalar. İyidir, kolay gelsin. Furkan Hoca, burada niye kokoreç yiyoruz? Burası kokoreç ile ünlü bir. Sen normalde İzmit'in kokoreçi meşhur mudur? Meşhurdur baba. Tezgah kokoreci de meşhurdur, dükkan kokoreci de meşhurdur. Şöyle kömürde... Ya bu adam evet, şövenizmden bana hiçbir şeyin doğru cevabını vermiyor mesela. İzmit'le kokoreçi bağdaştıramadığım için şaşkınlıktan soruyorum. Terse meşhurdur baba diyor. Kokoreç ile İzmit normalde bağdaşık mı? Onu soruyorum. Tabii ki kokoreç İzmit'le bağdaşık değil ama İzmit'te kokoreç dendiğinde güzel yapan yerlerden bir tanesi. Evet. Öyle değil mi hocam? Evet. O zaman ne yiyoruz? Birer çeyrek alalım. Tabii, buyurun. Pekala. Reis, İzmit oldukça büyük ve kalabalık bir yermiş. Bugüne kadar gittiğimiz hiçbir meydanda böyle bir izdihamla karşılaştığımızı hatırlamıyorum. Maidenin altı günü İzmit'te yayınlandı mı? Ya reis ben... Kabul etmez ki İzmitliler oğlum. Yo, az önce bir abi Freddy Krueger abi sordu sen Maide'de mi oynuyorsun diye. Freddy Krueger abi sorar yani. İzmit'in favori filmi Maidenin altı günü hatta. Rotten Tomatoes'ta sana da böyle çıkmıştı. Sana bir şey diyeyim mi? Net Allah net Maide'nin kaç kişisi var? 800 bin mi? 850. 650 bin İzmit'ti. Furkan hocam çeyrek kokoreçimiz ne kadar? 32 TL. Efendim midyelerimiz kendisi isteğimizde yetişiyor. Ustam elinize sağlık. Kokoreçi normalde sen domates bibersiz yiyorsun herhalde. Ben sade severim. Kokoreç böyle yenir reis. Evet. Bana mı öğretiyorsun? Ağzı olan yani insan olan kokoreçi böyle yenir. Ustam gerçekten ellerinize sağlık. İçini yememin sebebi çok yemek yedik ama kokoreçini yemek istiyorum şu ben an. Ben baygınlık geçireceğim artık ne olur kusura bakmayın. Bu benim 17. öğünüm. Çok teşekkür ederiz. Ustam biz buradan başka durağa ışınlanıyoruz. Buraya gelmek isteyenler için İzmit Eski Demiryolu Caddesi diyebilir miyiz? Evet. Yeni Cumhuriyet Caddesi. Yeni Cumhuriyet Caddesi. Evet. Pekala. Hocam elinize kolunuza sağlık. Allah'a emanet olun. Sevgili arkadaşlar şu an İzmit'te Servetler Dondurmacısı'nın önündeyiz. Duman altındayız bir yandan da. En son Gandalf'ın da dondurma yediği bir yerdeyiz. Hemen dönelim bakalım. Hocam selamlar nasılsınız? İlk defa bir yöresel lezzetlerde selamünaleyküm diye girmeyen bir adam selam verdi size. Tabii ki Allah'ın selamı üzerinize olsun. Garip şeyler var ya. Hocam ne yiyoruz? Bakın çok şey yedik. Vallahi billahi. Harbiden çatlamak üzereyim. Durağı İzmit'e gelen bir kişinin Servetler Dondurmacısı'na uğraması gereken topları istiyoruz külahın üzerine. Hemen. Sanki yeşil elmalı bir kere mecbur denenir gibi. İlk defa gördüm onu. Yeşil elma. Bal kabağı. Bal kabağına doydum bugün. Bal, badem tavsiye ederiz. Sevgili hocam isminiz neydi? Salih. Salih hocam.
Salih hocam burada bunu burada yiyin başka hiçbir yerde yiyemezsin dediğiniz lezzet hangisi? Çeşitlerimiz hepsi meşhur da. Bal badem, incir ceviz. Ama genç kardeşimiz yeşil elma ilk defa gördü. Evet, yeşil elma. Bak Zeynep şimdi demek ki herhalde mayo şartları sıkıyor. Yeşil elma. Bunu sevdiğim için yaban mersini. Yaban mersini ben isterim. Pişmaniyeli ver hocam. Ha evet pişmaniyeli ver. Ben de bir tane şey alayım. Kolalı Big Bubble'lı. İzmit'e gelince pişmaniyeli ver ama. Pekala hocam. Kolalı Big Bubble. Ha yok dok Big Bubble direkt Big Bubble. Big Bubble. Ha direkt Big Bubble bir tane de. Birazdan power var. Ronaldo'ya o çocuk niye öyle yaptı? Fernandes. Ego abi ego. Ego. Adam değil diyebilir miyiz Fernandes'e? Nefret ediyorum ondan. Bruno Fernandes adam değildir. Değil, bunu da duyuruyoruz. Değil. Bitti bu kadar. İzmit'in ortası da bunu da dedik. İzmit yani. Esnafı da Fernandes'i reddediyor. Evet. Adam değil. Net yani bu arada. Adam değil. Öyle sıkmadın ya oğlum. Sen şimdi emniyet üstünü giydin ya bir sakin ol. Bir Ahmet İmtas Saylan gibi ol. Dur kim? Yapayım. Bir temizle. Bu İzmit sokak lezzetlerini Ronaldo'ya adıyoruz. Evet. Ronaldo büyük bir İzmit aşığı. Bugün Ronaldo için buradayız. Sağ olsun. Elinize konuza sağlık hocam. Ne kadar bu 3 top? 2 top abi öyle 12 lira. 2 top 12 lira. Evet. Elma çok iyi. Tamam elinize sağlık hocam. Çok güzel. Ben ne söylemiştim? Pişmaniye yaban mersini. Yaban mersini. O yaban mersini hiç baskın olmayıp ne kadar güzel geldi ya ağza. Pişmaniyedeki o tüylü şeyin bile tadını alabiliyorum. Tabii. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Hocam yine İzmit'te eski Demiryolu Caddesi yeni Cumhuriyet Caddesi'nde. Evet. Fevzi Camii yanı. Fevzi Camii'nin yanında serbestler gülümseten lezzet. Tam Fernandes. 57 yılından beri devam eden. 57 yıl. Pekala. Sevgili hocam memnun hadi bir olduk. Bizler de memnun olduk. Elinize kolunuza sağlık. Eyvallah. İzmit'i çok özleyeceğiz. Özellikle bu genç kardeşimiz İzmit'e ilk defa adım attı. Biz buradan ışınlanıyoruz. Hadi bakalım son sürpriz durağımız acaba neresi? Abi ben seni tanıyorum. Sen İstanbul'dasın değil mi? Ha sen? Ben seni yorumluyum. Yemin et. Ben çatıyorum ekmek Kur'an çarpsın. Ne yazdın en sondan yorumu? Vallahi yazmayı bilmiyorum da. Kumar borcu mu var sana? Kumar borcu mu var sana? Yazmayı bilmiyorum diye. İyidir Kağa sen? İyi Allah aşkına. Nasılsın abi sen? Allah razı olsun. Eyvallah sağ olasın. YouTube mu çekiyorsun? Ya YouTube çekiyoruz yine baksana. Merhaba. Ha? Lan kimse arabada ne yaptığımızı bilmiyor. Allah bilir burada ne yapıyoruz ya. Adamcağızla. Bunu demene gerek var mı? Pişmaniyeyi bile görmüyorlar. Bunu demene gerek var mı zaten? Göstereceğim ipek pişmaniye. Kendimi şu an bülbül gibi hissediyorum lan. Niye kafeslendik böyle? Elindeki tesbihi bırak ve pişmaniyeye hazır ol bence. Bu Ertan'ın tesbihi bunu sallamak zorundayım. Sevgili arkadaşlar İzmit'in sarı helvası var, pişmaniyesi var dedik. Ve İzmit'te son durağımız ipek pişmaniyeden pişmaniye deneyeceğiz. Ha, Şeref o zaman arabayı kim kullanıyor abi? Aa! Vah senin ben beynini artık tüküreyim ya. Yol arkadaşım şakası. Ne anlayacak ki izlese yol arkadaş? Kendisi izlemiyor filmi. Manyak mısın? Ben sordum olsan koç. Al bakalım. Film. Vanilyalı mı çikolatalı mı? İpek pişmaniyesi hepsi yenir. Çocukluk arkadaşı diye yardım ediyorum sana. Evet. Deneyelim bakalım. Bu arada çok tazedir bu pişmaniye ya. Nedense misafirliklerde ya da seyahat dönüşlerinde gelen pişmaniyeleri saklayamadığımız için bir iki adet yedikten sonra gerisini çöpe atmak durumunda kalıyoruz. Bunları iyi muhafaza edemedikten sonra bir anlamı kalmıyor. Sakın çıkan sessiz yapma. Gel senin yapalım. Ne canlıyor? Gülmeme canım. Ağzın doluyken mi? Evet. Bas. Git yapılıyor. Hadi. Çok olur öylesi. Dört. Ya git ya. Kafamı tükürüyorsun ya. Arkadaşlar yol üstünde de İzmit'in hatta Türkiye'nin her yerinde. Tamam nefes alamıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle İpek Pişmaniye'ye ulaşabilirsiniz. İpek Pişmaniye bu konuda çok zirve. Tonguç kutuyu kaça aldık? Kutusu 75 lira. Anasının nikahı olacak o kadar yani. Ucuz lan. Bir kutu pişmaniye. Onu bile tam yapamadım ama baaap yapmak için. Yemek illa hesabına para yatacak. Oyunculuk kaşen yatacak. Ya bir şey diyeceğim reis. Bana bugüne kadar yatan kaşeler çocuğum öyle bebekte yürüyüş yapacağın kaşeler değildi yani. Ben sevdiğim yam yapmam. Abi pişmaniye bu arada çok tehlikeli bir şey. Çok ölüm riski atlatıyorsun yerken. Koca Cenab-ı Hak seni pişmaniyeyle mi sınayacak? Sen şuna bak. Koyayım. Akşam vakti eve bir dilini kıstırıp da bir dede yemiş gibisin. Ağzını yüzünü bir temizle önce. Kimse yokken akşam ne yapacaksın? Ciddi soruyorum bu ara. Nasıl? Tamam okey eve gideceksin plan. Delikanlı gibi söyleyeyim mi? Söyle. Bu akşam sinir krizi geçirmekte. Niye? Bu akşam ananı bu akşam böyle geç. Niye iple ne ara mutlu olacaksın sen? Ya ne bileyim. Lan ne ara mutlu olacaksın? Acaba mutluluğu çok uzakta mı arıyoruz? Kadir'e vurayım mı? Gel bam diye yapıştırayım. Sen şunu tut. Arkadaşlar finale doğru geçiyoruz. Ben de bir ufak çiş molası. Ulan Feys. Ağzımın içine bak ya. İpek. İpek. Pişmaniye. İpek. Arabisin. İpek. Pişmaniye. İpek. İpek. Pişmaniye.
giderdin ya? Sevgili kirveler, İzmit Sokak Lezzetleri videomuzun sonuna gelmişken şu an Atatürk Bulvarı'nda çocukluğumun geçtiği Yonca ve Gonca Apartmanı'nın sol hizasında bulunmaktayız. Sevgili Mesut Toma ile birlikte İzmit'te aslında geçmişte hepimizin sevdiği, bir şekilde arkadaşlarımıza önerdiğimiz, yok böyle lezzet dediğimiz 5-6 tane yere gitmeye çalıştık. Tabii ki lezzetler gitmekle bitmiyor ama şu an benim için aynı sevgili Mesut Toma'nın Kars'ta yaşadığı gibi bir hüzünü yaşıyorum. Kendisi bugün ilk defa İzmit'e geldi. Ne düşünüyorsun İzmit'le ilgili? Bir kere ben ağlamıştım tam buralarda. Ben ona hazırlanıyorum zaten. Tam bir teyzem gelmişti. Vay Mesudo falan demişti. Ağlamıştım. Mesudo. Benim İzmit'le ilgili sana sormak istediğim birkaç tane bir şey var. Evet. Daha iyi bir közde mantı yenemez miydi? Şu Atafen'e neden gitmedik? Atafen'e bence şu neden Paris'e gitmedik? Sırf tost yapmıyorlar diye mi Atafen'e gitmedik? Atafen'e ayıp değil mi yani? Neden gitmedik? Çünkü bir sokak lezzeti videosu bu. Dolayısıyla onu İzmit belgeseline saklayacağız. Yetişemeyiz ki zaten. Tonguç. Böyle bir şey yok. Ali Biçim'in tostunu gel İzmit'e ayrı çek. Okulunu gel İzmit'e ayrı çek. Güzel közde mantı yedik, güzel kokoreç yedik, güzel tatlı yedik. Bu peki videoda anlattığın Atatürk Bulvarı burası değil mi? İlk videoda anlattın. İlk videoda evet çocukluğumun geçtiği Atatürk Bulvarı ama bir şey diyeceğim. Burası da bir demir yolu caddesiydi. Şimdi tramvay caddesi olmuş. Tabii biraz daha rahatlamış. Eskiden burada bayağı lokomotifli trenler geçiyordu. Biz zaten şurada oturuyorduk. Şurası işte Luna Park manzarası. Sen Yonca ile Parkı... Gonca deyince korktum zaten. Yine ilkokul arkadaşların sandım. Yok Yonca ile Gonca apartmanıydı. İşte bizim 5 kuruş para vermeyen zor zamanımızdaki Engin burada oturuyordu. İşte Şimşek Gıda oradaydı. Zaten şimdi önünde motorlar falan filan var. Parayı bulmuşlar galiba. Yani enteresan bir yer. Uzun bir aradan sonra İzmit'e geldim. Normalde bayramda, seyranda geliyorum ama bir İzmitli olarak seninle burayı gezmek çok hoş idi. Ama tabii ki söylemek istediğim bir şey var. Yani İzmit'te hala birçok yer kafeye dönüyor. Çok kafeye boğuldu şehir yani. Kafeye. Aç mı kalsın reis millet? Ya hayır ondan değil ya. Kafesiz değil hani. Sen mi ödüyorsun milletin parasını? O egzen işi onu. Ya ne diyorsun dayı sen ya? Kafe açmasınlar da ne yapsınlar? Sen burada doğdun diye koruma altına mı? Hayır kral. Ya anasını satayım. Ondan bahsetmiyorum yani. Çok fazla kafe var ya. Zıbab'ın doğuşu neredeydi peki? Tam Zıbab'ın ne tarafta doğuşu falan kalıyor? Bir şey diye yok yani. Sen nerede? Buralarda mı doğdun? Kral ha? Buralarda işte bak. Ona buralar, göre çünkü doğduğun evin. Buralar demir yolu caddesiyken biz arkalarda top oynuyorduk işte. O zamanlar yakar top, saklambaç. Perşembe pazarında paten kayıyorduk. Bak hem Masar Baba diyor ya hatıralarımın üzerine oteller yapmışlar diye. Yani hatıralarımın anısı... Ondan bahsediyorum işte. Senin hatıralarının üstüne yeni nesil kafeler yapmışlar. Yani ben de isterdim bir tane böyle 70 yaşındaki teyze çıksın, Ali desin, eve davet etsin, bir gece onda kalalım, ağlayalım hep beraber ama böyle bir şey olmadı. Sen ne diyorsun Tonguç İzmit'le ilgili? Abi beni üzen tek şey şu oldu. Ne ara üzüldün ya. Bahsettin yok harbiden. Abi videolarda bahsedip duruyordun ya. Şurada şunu yiyorduk, burada bunu yiyorduk. Yarısından çoğunu bulamadık. Ne bulamadık ya? Bize önerdiklerini söylesene ne olduğunu. Hadi madem buraya geldi video. Ali Biçim'in dün gece bize çıkardığı listede 10 tane muhatap restoran varsa 7 tanesi telefonu açmadı. Açanlar da gidin gibi bir geri dönüşte bulundular. Hani bunlar bizim bilek hakkıyla ayarlayabildiğimiz restoranlardı. Hayır, o közde mantıyı. Biz ne zorluklarla yedik siz biliyor musunuz ha? Hayır, kimse öyle bir şey demez. İzmit esnafına laf ettirmem. Benim için şahane bir yolculuktu. Ama söz bir dahaki videoyu niye Atafen'de yapacağız? Ben gitmek istiyorum ya. Sana ne ya? Sen gitmek istiyorsun. Bence şöyle yapalım. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne tekrardan bir Atafen'de video gelebilir. Hem eski coğrafya öğretmenim hem ilkokul öğretmenimle birlikte. Ne dersin? Yok başka kanallarda buluşursun eski coğrafya öğretmeninle. Bizim kanalda ne işin olur ki? Ulan bana diyene bak şimdi İzmit duygusallığı artık yani. Aa. Sen değil misin lan Berkcan Güvenli, Egzotik Okan'la ben ofisi terk ettikten sonra video çeken çocuk? Sensin. Gördük videoyu ve döndük. Ne anlatıyorsun ki sen? Evet arkadaşlar bugünkü videoya hepiniz hoş geldiniz. Uzun zaman sonra Lynch Squad videosunda ilk defa
Mesutcan Tomay. Berkcan Güven dediğin çocuk emekçi. Bana bir pazar günü hiç olmayacak yerden 40 tane yılan getirdi. Baba dedi eller misin? Ellerim dedim. Yani sen önüme yılanı getireydin, seninki ne deseydin? Berkcan Güven ne ara emekçi oldu? Merkez Berkcan. Yeniden dinliyor bak bütün Atatürk bulvarı. Yeniden, yeniden. Sevgili arkadaşlar, İzmit Sokak Lezzetleri videomuzun nedense sonuna geldik. Ya ağla bir ya. Bir sonraki şehrimiz acaba ne olacak ki? Bize öyle bir şehir söyleyin ki ben de bir gece öncesinden Mesutcan Tomay'ın kafasını kopartayım. Oraya gidilir mi, orada yürünür mü? Ben yüklüyorum onu. 8A sınıfından öyle biçim. Ben böyle kafa yapıyorum değil mi? Ama senin şey çok üzgünüm. Senin rezil bir lise şeyin var ya, böyle müzik çaldın. Asıl çok şerefli, bitecek. Çok şerefli. Herkes buraya gelsin, kızlar delikanlılar. Bu videoya bir hafta içinde Allah'ın belası. Tehdit ediyorum milleti, bir dur. Bu videoya bir hafta içinde eğer ki 100 bin like gelirse... Dur lan dur ha. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hem ilkokul öğretmenim hem de coğrafya hocamla birlikte muhteşem bir video çekeceğiz. Her şeye rağmen halan Feyz. Fernandez kerede ananı avradı. Sen Ferna adam olsaydın bir kere o eli sıkardın. Onun mevzu İzmit olsa da kral, geldiğin için çok teşekkür ederim. Eyvallah, başka şansın mı var? Hadi, hadi bakalım. Hadi. Sanki. Şimdi hadi topuk evine. Koş! Koş artık. İstanbul'a koşacak. Koş koş! Avşar parayı verse koşarsın çok çünkü. Çok koştum lan, koşardım. Hayvan gibi koşardım. Abi bak. Güle güle İzmit. Bu hırslı Mesutcan Tomaylar tramvayları geçmeye çalışırken ölüyorlar. Kalpleri duruyor. Onlara yardım et.